Böyle şeyler var kolumda. Biz de şey demeyi çok isterdim, hani bir de karşı tarafı görün falan, ama herhalde üzerinden düştüğüm skotu şu ana kadar tamir etmişlerdir. Ben çok kötü düştüm böyle. Her yerim kanıyor, ellerim zaten çarptı. Herkes geldi, iyi misin falan. Ben böyle herkesi itip çekilin. Çekildi, ben a**ıma bağlayıp fotoğrafını çektim. Daha fazla yazmasın diye. Sayıları hızla artan ve kullanımı yaygınlaşan elektrikli skuterler hayatımızın bir parçası haline geldi. Kent hareketliliği içerisinde bir alternatif olan bu ulaşım aracı beraberinde birçok sorun ve tartışmayı getirdi. İstanbul'da şimdilik skuter kiralayan 10 farklı firma var. İBB verilerine göre kentte 36.016 adet araç bulunuyor. Şehrin birçok bölgesinde elektrikli skuter bulmak mümkün. Kullanıcılar akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamalarla kısa sürede araçları kiralayabiliyor. Genelde yürümek için uzun, ancak toplu ulaşım içinse kısa olan mesafelerde tercih ediliyor. Kullanıcılar memnun olsa da herkes için bunu söyleyemeyiz. Kaldırımlara park edilen skuterler, akan trafikte yaşanan sorunlar ve ölümler. Peki sorun hayatımıza giren elektrikli skuterler mi, yoksa trafik sistemi zaten sorunlu muydu? Sadece araç temelli değil de buradaki aslında sorunun skuterlerden kaynaklı olmadığını, Türkiye'de bir trafik kültürünündeki hataların ne olduğunu ve asıl sorunun nereden kaynaklanıp çözümün de anlamında bu konuya yaklaşmak gerekiyor. O yüzden burada araca odaklanmak yerine aslında yol güvenliği meselesine odaklanmak gerekiyor. Yol güvenliği meselesine odaklandığımız zaman da buradaki temel sorunun aslında otomobiller olduğunu görüyoruz. Yaşanan birçok skuter kazasında aslında şehir içi de yaşanıyor bu kazalar. Türkiye'de genelde şehir içi hız ortalamaları 50 kilometredir. Ama yaşanan kazaların tamamında bir otomobil sürücülerinin aşırı süratli olduğunu görüyoruz. O yüzden burada noktayı doğru yere koymak gerekiyor. Şöyle iki kere yaptım. Bir kere tümseye takılıp düştüm. Bir arabanın önüne düştüm. Bir kere de gene güvensiz bir yolda kullanırken bir jiple çarpıştım. Bayağı evet ağır yaralanma oldu. Onun üzerine uygulamayı sildim zaten. Skuterların kullanımına ilişkin bazı düzenlemeler mevcut. Yollarda kullanılabilecek elektrikli skuterler saatte en fazla 25 km hızla gidebiliyor. Kullanım için yaş sınırı ise 15 olarak belirlendi. Araçların yaya yollarında kullanımı yasak. Bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde de taşıt yolundan sürülemiyor. Elektrikli skuterlarla ilgili yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1,5 yıl önce çıkartıldı ve o çıkartılan yönetmelik şu anda işlemez, çalışmaz, hiçbir soruna çare bulmaz. Açıkçası çöp durumuna dönüştü. İşte 1,5 yıl önce Karayolları Trafik Kanunu'na skuter eklendi. Eklenirken şöyle yapıldı. Mevcut bisikletle ilgili tanımların yanına yerleştirildi. Bununla ilgili paylaşımlı elektrikli skuterla ilgili Türkiye'deki ilk yönetmeliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazdı. 2021 yılında aslında skuterlerle ilgili yönerge ve yönetmelikler çıktı. 2021'de bizim ulaşım olarak hayatımıza giren mikromobilite araçları bunlar. Dolayısıyla hem İstanbul hem de bizim yeni başladığımız bir süreç, karşılaştığımız sorunları da çözmek üzere aksiyon aldığımız bir süreç. Afrom merkezi dediğimiz UKOME'de, hani bugün güncel taksi mevzularında tartışıldı, o UKOME'de reddedildi ve bu konuda merkezi hükümetin bir adım atacağı söylenildi. Yönetmeliğin asıl amaçlarından birisi ise bu konudaki standardı sağlamak, yani paylaşımda elektrikli skuter hizmeti veren markaların bu konudaki standartlarını sağlamak, işte bu şirketlerin işte çeşitli TS, ISO belgeleri sahipliğini sağlamak, iş güvenliği, işte üretim anlamında, işte burada kullanılan bataryaların üretim sınıfını, standartını sağlamak, işte CE belgesi ve benzeri. Çünkü şey, hani böyle daha ucuz üretim insan hayatını tehlikeye atabilecek, işte batarya gibi ya da... Kaç kere bu martıyı kullandım ben. Kullanamadığım halde parasını ödedim, iade etmediler. Aradım, böyle çok saygısız cevaplar verdiler. Böyle bir keresinde işte Barbaros Bulvarı'ndan yukarı çıkıyorum. Aletin şarjı bitti. Yani %20 şarjı vardı. Ve hani %20 şarjı olan bir şeyin bir süre gitmesini beklersiniz. Benim mantığım öyle çalışıyor en azından. 5'te 1 sonuçta. Tam çıktım ve böyle 1 dakika sonra şarjı bitti. Bu sefer ben Barbaros Bulvarı'nı, acelem de vardı, elimde bununla gitmeye başladım ve ben onu taşıdım yani. Sonra arayıp söyledim, bu arada park edemiyorum da çünkü kırmızı alanlar varmış. Park edemedim de aradım, söyledim, dedim ki hizmet alamadım, ben paramın iadesini istiyorum.
yalan ettiler onu. Paramı iade de etmediler. Ben onu salak gibi taşıdım sağda solda. O bir yere bırakmak zorunda kaldım yani. Peki var olan düzenlemeler sorunlara çözüm mü? Kısa mesafeli ulaşımda kullanımını kentsel hareketlilik içinde desteklediğimiz bir tür. Ancak en önemli konulardan biri kent içinde, kentsel yaşamda yaya ve sürücülerin güvenliği. Bu nedenle de aslında hepimizin bilmesi ve alışması gereken kurallar var. Scooter kullanımı ile ilgili bu kurallarımızı da bir farkındalık kampanyasıyla açıkladık. Bu kuralları otobüs duraklarına, metro istasyonlarına, kente görülebilir noktalara astık. Aslında amacımız scooter kullanımında daha bilinçli, daha doğru ve güvenli bir kullanımı teşvik etmek. Bu sistem free float dediğimiz, yani serbest dolaşım dediğimiz bir sistem üzerinde yürüyor. Yani istediğiniz yerden alıp istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Elbet hani bir takım parklanmaya yasak alanlar ondan sonra var, fakat bu parklanmaya yasak alanlar bir kanun, bir yönetmelikle düzenlenmiş değil. Bu konuyla ilgili de çözüm arayışlarımız oldu ve şu an bulunduğumuz nokta gibi hem bisikletin hem skuterin park edebileceği alanlar planladık. Bu alanlar ilk etapta İstanbul'da 85 noktada hayata geçirilecek. İlk olarak Kadıköy'ü seçtik çünkü skuter kullanımının çok yoğun olduğu bir ilçe. Kadıköy'de böylesi 50 tane alanı uygulamaya geçirmeye başladık. Sonrasında Şişli'de çalışacağız, yaklaşık 34 noktada. Ve çalışmanın ilerleyen kısımlarında da tüm ilçe geneline, tüm İstanbul geneline, diğer ilçelere yaygınlaşacağız. Ortaköy'de kaldırımlara baktığınız zaman hiçbir zaman yani yürüyecek yol bulamıyorsunuz. Zaten kaldırım sayısı, yani kaldırımın genişliği çok düşük. Özellikle bu sahil yolu boyunca Bebek Tarabya'ya doğru giderken kaldırımlarda yürüyemiyorsunuz. Bu konuda çok rahatsız. İnsanların her yere bunları bırakmasından zaten çok rahatsız. Ya takılıp düşüyorsunuz, ya görmüyorsunuz, ya onlar yola düşüyor. Siz bir şekilde bir rahatsızlık veriyor. Otomobil kullanmayı cazip olmaktan çıkarmak istiyorsanız şehir içindeki park alanlarını azaltmanız lazım. Bu park alanlarını azalttığınız zaman da hani ya bunu yayaya kazandırmanız lazım işte parklet ve benzeri uygulamalarla, ya da bu şekilde mikromobilite alanlarının oluşturulmasına kullanmanız lazım. Paris şöyle bir politika izledi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Paris merkezde dedi ki ben 40 bin adet otomobil park alanını iptal ediyorum dedi. Yani kaldıracağım dedi. Ve ne yaptı? Bugün Paris'e gittiğinizde kaldırımda değil, bir otomobilin park ettiği alanda bu mikromobilite bırakma noktaları. Yani bir otomobilin sığdığı yere bugün Paris'e gittiğinizde 5 tane bisiklet, 6 tane scooter falan çok rahat sığabiliyor. Ve öyle yaptığınız zaman da her sokaktan bir otomobil eksilttiğinizde şehir içinde, merkezde, o zaman kendiliğinden insanların kolay erişebildiği, yani bu sistemin verimliliğini de zorlaştırmaya, yani ben şimdi scooter alacağım ya da bisiklet alacağım, burada 400 metre yürümek zorunda kaldığın zaman insanlar kullanmıyorlar. Avantaj tabii ki, atıyorum işte İstanbul'da sonuçta taksi bulmak çok zor ya da işte toplu taşıma bazen bulamayabiliyorsunuz. Hız veya ulaşım açısından çok pratik oluyor. Aslında bütün bu kullanımlar zamanla kullanıcıların bilinçlenmesiyle yol almak istediğimiz konular. Buraya koyduğumuz park alanı aslında sağdaki soldaki direğe bağlamadan burada daha rahatlıkla bulabileceği bir alan. Bir kere her şeyden önce bu alanları gördüğünde bence kullanıcılar doğrudan gelip bağlamak isteyeceklerdir. Onun dışında gene scooter firmalarıyla da konuşmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu alanlarla ilgili kullanıcılarımıza nasıl bir teşvik verebiliriz diye çalışmalarımız var. Sistemin kurulmasıyla beraber bu tür teşvikler de gündeme gelecektir. Ve zamanla dediğim gibi scooter kültürünün de kentimizde oturmasıyla bu sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ulaşım rahatlattı, okey, kesin yani o konuda hiçbir itirazım yok. Senin avantajı neydi o an kullanma isteğine? Taksi bulamadım, otobüs bulamadım. Yani trafik çok sıkışıktı zaten. Hiçbir yere hareket edemiyordum yani toplu taşıma araçlarıyla. O yüzden bunları kullanmayı tercih ettim. Yani aslında mantığı çok iyi. İstanbul gibi bir şehirde bence çok faydalı olabilir ama çok da güvenliksiz geliyor açıkçası. Mantık çok iyi ama kullanım ve uygulama o kadar iyi gitmiyor diye düşünüyorum.